Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kazancınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. E, şu anda arkadaşlar biliyorsunuz SEB tarafında bir iflas gelmişti. Bununla alakalı çok fazla konuştuk. Dünya genelinde de epeyce ses getiren bir olay oldu ve bununla beraber özellikle kripto yatırımcıları da içerisinde olmak üzere çok büyük ne oldu? İflaslar geldi. Daha doğrusu ellerindeki varlıkların batışı, hatta içeride kalması gibi sonuçlar oldu. Şu anda ABD hükümeti yapmış oldukları bir hareketle SVB varlıklarını satmaya çalışıyor ve bununla birlikte bir ödeme yapmaya çalışıyorlar. Buradaki genel olay SVB tarafındaki satışlar bir SVB'nin elindeki varlıklar, yani Silicon Valley Bank'ın elinde herhangi bir varlık varsa bunları satışa çıkarmak Yine beraberinde SVB hisselerini satmak üzerine de hareketler gerçekleşebilir. Bunları bilmek lazım. Bunlar üzerinden yatırımcılara ödemeler yapılacak arkadaşlar. Burada biraz daha geniş bir çerçeveden bakmak gerekiyor. O da şudur. İlerleyen süreçte bunun yasalaşması bekleniyor. İlk olarak bundan bahsedelim. Bu durum en nihayetinde bir bankanın bir işte iflası vesaire geldiğinde biliyorsunuz Bar geçmişte açıklamalar yapmıştı. Bundan öncesini kapsayan. Diyordu ki bir işte borsa sıkıntıya girdiği zaman, banka sıkıntıya girdiği zaman bunu kriptolarla alakalı spesifik olarak da yaptı. Örneğin bir borsa ya da bir e, kripto e, kuruluşu sıkıntıda mı? Bizim ona maddi bir destek sağlamamız gerekiyor. Olaya bir el atmamız gerekiyor. Ortada bir bürokrasi döndürmemiz gerekiyor ki bunu iflas sürecinden kurtarabilelim. Ha, baktık kurtaramıyoruz. O zaman ne yapacağız? Destek olmaya bakacağız. Yani sonrasında bunun satışlarını gerçekleştireceğiz ve yatırımcılara ödeme yapmaya çalışacağız. Bu büyük ihtimalle pek çok ülkede de gerçekleşecektir. Şimdi geçmişte benzer şeyler farklı sektörlerde gerçekleşti. Fakat Genelde yani el konuldu ama devamında herhangi bir şekilde yatırımcılara ödeme yapılmadığı gibi ekstradan arkadaşlar yatırımcılar da şirketle birlikte zararın e, zarara uğratıldığı süreçler maalesef yaşandı. Dolayısıyla e, buna şöyle genel olarak bir baktığımızda aslında iyi bir durum. Maalesef iflas etmiş bir şirket olduğu zaman bir banka olduğu zaman bunu yavaş yavaş sat devamında ödemeleri gerçekleştir üzere bir hareket yapıyorlar. Bakalım ne diyor? ABD'li yetkililer SVB varlıklarını satmak için çalışıyor. Ya bir kere şöyle de bir durum var. SVB'nin elinde çok bir varlık kalmadı zaten. Kendi yaptıkları yatırımlar vesaire çok fazla değil maalesef. Adamlar zaten iflas sürecine gelene kadar pek çok şeyi elden çıkardılar. Burada hem müşteriler fonları çekti. Onların elinde çok bir şey kalmadı vesaire vesaire. Yani adamların elinde zaten çok bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Olay nereye gidiyor? Silicon Valley Bank'ın parçalanmasına kadar gidiyor. Parçalanmadan kasıt burada hisse satışları ve benzeri olacaktır. Bunlar üzerinden ödeme yapacaklardır. Bu vakte kadar zaten Silicon Valley Bank iflas bayrağını tam anlamıyla e, çekeceği vakte kadar e, yapmış olduğu çabalar doğrultusunda elindeki birçok şeyi zaten sat onu söylemeye çalışıyorum. ABDli yetkililer, geçtiğimiz gün iflas eden Silicon Valley Bank'ın ardından büyük bir krizi önlemek için çözüm arıyor. Bloomberg'in haberine göre düzenleyici kurumlar, SVB varlıklarının bir kısmını piyasalar açılana kadar satmak için büyük çaba sarf ediyor. ABDli finans düzenleyicileri, SVB varlıklarıyla sigortasız mevduat sahibi müşterilere ödeme yapmayı planlıyor. Banka müşterileri arasında Circle, Avalanche gibi kripto Girişimleri ve bazı teknoloji devleri bulunmakta. Circle'a bir parti ödeme yaptılar arkadaşlar. Bu 250 bin dolar. Tabii çok fazla bir e, kurtarma olmadı. Şu an ne yapıyorlar? gitgide yani sattıkça bunları böyle böyle ödemeye çalışıyorlar. Mesela 1 milyon dolarlık bir gelir elde edildi. Tamam hemen öde İşte ne bileyim. Devamında 10 milyon dolar gelir elde edildi. Tamam e, öde falan tarzında hepsine eşit yahut adil yani orantılı şekilde bir dağıtım üzerine çalışıyorlar arkadaşlar. Genel olarak bu tabii ki bu şekilde küçük yatırımcı da dahil olmak üzere sıkıntı yaşayanlara kayıplarının bir nebze olsun gidermeye çalışıyorlar. Kaynaklara göre planlanan ödeme miktarı henüz ortaya çıkmasa da iddialara göre sigortasız mevduat sahiplerinin varlıklarının %30 ila %50'sini ödenmesi hedefliyor. Yani burada sıkıntıya düşen tarafların arkadaşlar sigortasız mevduat sahiplerinin hiç değilse e, kaybının %50'si yani sizin e, 100 birimlik bir içeride kaybınız olduysa bunun 50 biriminin 30 ila 50 birim arasının ödenmesi e, planlanıyor. Bu arada bu durumu dediğim gibi genel olarak aslında kriz eşiğinde her bankaya, her borsaya yapılabilecek şekilde bir düzenleme şu anda geliyor. Bunun diğer devletler tarafından benimsenme ihtimali de çok yüksek olacaktır arkadaşlar. Tabi hangisi e, nedenli uygular, nedenli kullanıma açılır bu durum onu henüz bilmiyoruz maalesef. Bakalım Silicon Valley Bank nasıl battı? Geçtiğimiz günlerde iflası açıklanan bankanın son bilançosuna göre elinde 175 milyar dolar değerinde mevduat bulunuyordu. CEB, finansal durumunu 209 milyar dolarlık varlığını satarak kurtulmak istese de, bu hareketin çok maliyetli olacağı ortaya çıktı. Tabii ki bu e, sadece anı kurtarır diyen yani düzgün bir politika değil ki bu. Kaynağa göre banka varlığının büyük bir kısmı hazine tahvillerinde bulunuyor. Fed faizleri yükselttiği için tahviller değer kaybetti. SVB'nin elindeki tavilleri satması daha fazla zararlı oluşması anlamına geldiğinden dolayı iflasdan önce varlık satışı tercih edilmedi. Heh, e, burada çok önemli bir durum var arkadaşlar. Şimdi adam elden çıkarsa ayrı dert, çıkarmasa ayrı dert. Şimdi adam bunu elden çıkardığı zaman ciddi anlamda evet bir zarar anlamına geliyordu. Ya bunu şey gibi düşünebilirsiniz piyasada. ATH'dan Bitcoin aldın, bekliyorsun 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 ayı piyasası geldi devamında ne yapıyorsun dipten satıyorsun yani bu olacak iş değil e dipten alım yapayım desen paran yok yapamazsın yani ortalama düşürme gibi bir durum yok tamam mı böyle bir sıkıntı var e aksi durumda beklemen gerekiyor ama mevcut bir gelirin yok aksine müşteri fon çekmeye devam ediyor yani senin aktif gelirin de düşmeye devam ettiği için sürekli anlamda sen burada sürdürülebilir bir şekilde para kazanma da yapamıyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? İflasa doğru giden bir süreç aslında e, burada şirketi izler hale geliyor arkadaşlar. Ne yazık ki bu şekilde bir olay gerçekleşti. Bunun dolaylı yoldan başka bankaları etkileme ihtimali de vardır ve olacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.